Yeni bir videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda da sizinle şöyle güzel bir model paylaşacağım. Her iki tarafı da kullanabileceğiniz ajurlu bir model arkadaşlar. Hem ön yüzünü hem de arka yüzünü kullanabileceğiniz bir model. Çok kolay, çok basit. Herkesin örebileceği bir model arkadaşlar. Modelimiz şöyle, Nako'nun bebe günü var arkadaşlar. Nako'nun bebe günüyle 4 numaralı şişle örerek anlatmaya çalışacağım. Evet, modelimiz 8'in katları artı 2 ilmek. İpimizi ayarlayalım. 26 tane ilmek atalım ve modelimize başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, şöyle 26 ilmek atarak modelimizin birinci sırasına başlıyoruz. Ben 3 model üzerinden göstereceğim. Birinci sıramızdayız. Birinci sıramızda bakın, ilk ilmeği ördüm. İlk sırada olduğumuz için ilk ilmeğimizi ördük. Evet, ikinci ilmeğimizi de ördüm düz olarak. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek ters ördük. 2 ilmek düz örüyoruz. 6 ilmek ters örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek tersimizi ördük. 2 ilmek düzümüzü örüyoruz. 6 ilmek tekrar tersimizi örelim. 3 4 5 ve 6. Sondaki 2 ilmeğimizi düz olarak ördük. Döndük ikinci sıraya. İkinci sırada ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Yanındakini ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. 2 ters, 6 düz. İkinci sıramızda modeli geldiği gibi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet, 6 ilmek düzümüzü örelim. 2 ilmek tersimizi örelim. 6 ilmek düzümüzü örelim. 3. ilmeğimizi örelim ve dönelim. Döndük 3. sıramıza. Evet, 3. sıramızda da ne yapıyoruz? Geldiği gibi örüyoruz. Yani gördüğümüz gibi öreceğiz. 3. sıramızdayız. Düzümüzü örüyoruz. 6 ilmek tersimizi örüyoruz. 2 ilmek düzümüzü örüyoruz. Sondaki 2 ilmeğimizi düz ördük ve döndük. Modelimizin 4. sırasına. 4. sırasında yine geldiği gibi, yani gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters ördük. 6 ilmek düzümüzü örelim. 2 ilmek tersimizi örelim. 6 ilmek düzümüzü örelim. Yani geldiği gibi örelim. Tersimizi ördük. Son ilmeğimizi de ördük. Ve 5. sıramıza döndük. 5. sıramızda ajurlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Evet, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki düzümle yan taraftaki hemen tersi birlikte içe doğru, bakın arkadaşlar, içe doğru kestim. Doluyorum. Ortada 4 ilmek. 1, 2, 3 ve 4. Doluyoruz. İlmeklerimizi düzelterek içe doğru kesiyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, düz ilmeğimizle ters ilmeğimizi içe doğru kesiyoruz. Doluyoruz. Bir. Burada düz örüyoruz arkadaşlar. Düz olarak kesiyoruz ve düz örüyoruz. 4. 4 ilmek düz ördük. Doladık. 2 ilmeğimizi düzeltiyoruz. İçe doğru, bakın, doladıktan sonra içe doğru kesiyoruz.
Hemen düz ilmeğimizle ters ilmeğimiz, bakın ikisini birlikte içe doğru kesiyorum, doluyorum, 4 ilmek düz örüyorum, 2 ilmeğimi düzelterek hemen dolama işlemini yapıp kesiyorum. Şöyle göstereyim, ajurlarımızı yaptık, dönüyoruz 6. sıramıza. 6. sıramızda artık modelimizi kaydırıyoruz. Bakın 1 2 3 ve 4. 4 ilmek düz ördük. 2 ilmek ters örüyoruz. 4 ilmek düz örüyoruz. 1 2 bakın ajur burada ikinci ilmeğimize denk geliyor. Burada da 3 4 5. Burada da 5. ilmeğimiz, arkasında bir ilmek daha oluyor. 6 ilmeğimizi düz ördük. 2 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 ilmek ters örüyoruz. Aynı başlangıç gibi 1 2 3 4. 4 ilmek düz ördük ve modelimizi kaydırdık. Evet, geldik 7. sıramıza. 7. sıramızda geldiği yönde, yani tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. 4 ilmek tersimizi örelim. 4 ilmek tersimizi ördük. 1 2. 2 ilmek düzümüzü ördük. 4, 6 ilmek tersimizi örelim. 6. Bakın arkadaşlar, modelimizi kaydırdık. Düzümüz buradaydı. Şimdi tam 6 ilmeğin arasına geldi düzümüz. 6 ilmek tersimizin arasına geldi. Evet, 6 ilmek tersimizi ördük. 2 ilmek düzümüzü ördük. 6 ilmek tersimizi, yani geldiği yönde örüyoruz. Modelimizin 7. sırasındayız. 2 ilmek düzümüzü ördük. 4 ilmek tersimizi ördük. Evet, dönüyoruz. 9. sıramızda yine aynı şekilde ilmekleri geldiği yönde örüyoruz. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet, 6 ilmek düzümüzü örelim. 8. sırasındayız. 8. sırasında geldiği gibi örüyoruz. Altı ilmek düzümüzü ördük. 2 ilmek tersimizi ördük. 1 2 3 4. 4 ilmeğimizi ördük ve döndük 9. sıramıza. 9. sıramızda yine aynı şekilde ilmekleri geldiği gibi örüyoruz. Yani 4 ilmek tersimizi örelim. 4 ilmek tersimizi ördük. 2 ilmek düzümüzü örelim. 6 ilmek tersimizi örelim. Yani geldiği yönde yine 9. sıramızda örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 ve 4. Evet, dönüyoruz 10. sıramıza. Yine ilmeklerimizi bu şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. 4 ilmek düzümüzü ördük. 2 ilmek tersimizi örüyoruz. 6 ilmek düzümüzü örüyoruz. Evet, bakın 10. sıramızdayız. Dediğim gibi geldiği gibi örüyoruz. Dönüyoruz 11. sıramıza. Evet, ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Düz örüyoruz. Bu sırayı tamamen düz örüyoruz. Aynı zamanda ajurlarımızı koyuyoruz. Evet, burada ne yapıyoruz? İlmeklerimizi düzeltip içe doğru kesiyoruz. Burada ne yapıyoruz? Bakın,
İki ilmeğimizi birlikte aldık. Kestik. Doladık. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Doladım. İki ilmeğimi birlikte bu şekilde içi doğru kesiyoruz. Evet, iki ilmeğimizi birlikte kestik. Doladık. Düz örüyoruz. Doladık. İki ilmeğimizi birlikte aldık, kestik. Bakın, kesiyorum. Doladım. 3 ilmeğimi düz ördüm ve döndüm. 12. sıramızdayız ve son sıramızdayız. 1. sıraya dönmüş olacağız. Yani modeli tekrarlamış olacağız. Evet, 2 ilmek tersimi ördüm. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. 6 ilmek düz örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 2 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 ilmek tersimizi ördük. Modelimizi tamamladık. Evet, modelimize bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, ister bu yüzünü, ister bu yüzünü kullanabilirsiniz. Her iki tarafı da kullanılabilecek bir model. Bu modelimi 4,5 numara şişle ördüm. Her zamanki yaptığım gibi sizle beraber ördüğümü de 4 numaralı şişimle ördüm. Her iki numarayla da deniyorum. Ben bütün modellerimde bunu yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz numarayla örebilirsiniz. Benim elim sıkı olduğu için ben 3-3,5 gibi kullanmıyorum. Bütün videolarımda da söylüyorum arkadaşlar. Benim en düşük şişim genelde 5 numara. Ama modellerde 4 ve 4,5 numaralı şişleri kullanıyorum. Evet. 4 numaralı şişimizle beraber yaptık. 12 sırada bir oluşuyor demiştik modelimize. Evet, şöyle ikisini yan yana göstereyim. 4,5'lı ördüğüm, 4'lü ördüğüm. Siz kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ne diyelim? Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın, desteklerinizi unutmayın. Hoşça kalın.